Bir Kampüs Özel programıyla da karşınızdayız. Ben Uğur Karabulut. Doçent Doktor Sayın Sevilay Kılıç hocamız bizlerle. Kampüs Özel'in bu bölümünde lepra, yani halk ağzıyla cüzzam hastalığını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Kısaca bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'nda çalışmaktayım. Bugün halk arasında cüzzam olarak bilinen, lepra olarak da bilinen hastalığı konuşacağız beraber. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zahmet ettiniz. Teşekkür ederiz. Cüzzam hastalığı nedir? Cüzzam hastalığı, Hansen hastalığı olarak da bilinen, deri ve mukozaları ve özellikle periferik sinirleri tutan kronik bulaşıcı Mycobacterium leprae isimli basilin neden olduğu bir enfeksiyöz hastalık. Küresel bir sağlık konusu ve her yıl Ocak ayının son haftası cüzdan lepra haftası, son pazar günü de lepra günü olarak ilan edilmiştir dünyada. Bugünün amacı toplumun lepra hastalarına karşı oluşan yanlış inanç ve bilgisizlikten kaynaklanan korkularını gidermek, lepra yayılımını önlemeye yönelik uygulamaları artırmak ve erken tedaviye ulaşabilmelerini sağlayarak hastalığa bağlı sakatları önlemektir. Teşekkür ediyorum. Ne sıklıkla görülebilir peki cüzdan hastalığı? Cüzdan hastalığı sıklığı aslında ilk... Aslında tarihi, insanlık tarihi kadar eski. İlk yazılı olarak tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte bizim ulaştığımız ilk yazılı kayıtlar milattan önce 600. yıllara ait. Giderek tabii sıklığı günümüze kadar yapılan Dünya Sağlık Örgütü'nün de tedavi konusundaki radikal önerileriyle azalmış durumda. 2016 yılında dünya genelinde 214 binden fazla kişide lepra hastalığı görülmüş. Ve bunların çoğunluğu da gelişmekte olan ülkelerden bildirilmiş. Özellikle Hindistan başta olmak üzere Brezilya, Endonezya, Bangladeş ve Nijerya'dan bildirilmiş vakalar. Ama uluslararası seyahatlerin artmasıyla birlikte artık lepra sadece bu bölgelerle sınırlı değil, dünyanın her yerinde görülebilir ve tanı da karakteristik klinik bulgularının görülmesiyle aklımıza gelmesi gereken hastalıklardan biri olması gerekiyor. Ülkemizde nasıl? Ülkemizde şey soracaktım. Dünyaya evet. Açıldı dediniz. Peki bize geldi mi? Ülkemizdeki durumu nedir? Evet, ülkemizde de bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar kapsamında ve halen de lepranın eradikasyon programı uygulanmakta. Ülkemizde hastalığın prevalansı, yani sıklığı 11'de 1 vakanın altında. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu lepranın eliminasyonu içinde istenen hedef bu. Biz de bu hedefi yakalamış durumdayız. Bizim kayıtlı hasta sayımız 2017 yılı itibariyle 605. Yeni vakamız ise 2017 yılında 2 tane yeni vaka tespitimiz var. Sıklığı ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği lepra eradikasyon programı sayesinde önemli ölçüde azalmış ve hedeflere ulaşmış durumdayız. Hatta eradike etmiş olarak bile kabul edebiliriz ülkemizde. Yani yılda 2 tane sadece Çanakkale'de değil mi? Çanakkale değil, tüm Türkiye'de. Ülke genelinde. Ülkemizde yeni vaka sayısı 2. 2017 için. Nasıl ulaşabiliyor peki? Riskleri nelerdir? Risk faktörleri neler? Hastalığın tam olarak nasıl bulaştığı bilinmemekle birlikte solunum yoluyla, damlacık enfeksiyonuyla bulaştığı sanılmakta. Bunun dışında en önemli risk faktörü, yani basilin 5 yaşın altında vücuda alınması sonucunda, tabii ki duyarlı, hassas çocuklar olmalı bunlar. Yani genetik olarak belli bir yatkınlık içinde olmalı. Bu çocuklarda eğer basil 5 yaşından önce vücuda alınırsa lepra hastalığının, cüzdan hastalığının oluştuğu kabul edilmekte. Yani erişkin dönemde basile karşı vücudun direnç kazanması nedeniyle hastalığın basille karşılaşılsa bile oluşmadığı kabul edilmekte. Ama başka risk faktörleri var. Yaşlılık, vücut direncinin düşmesi nedeniyle, immün süpresif durumlar, yani bağışıklık sisteminin çöktüğü durumlar. Bu günümüzde yaygın olarak
kullanılan ilaçlar ya da herkesin bildiği gibi HIV enfeksiyonu, bağışıklık sistemini çöktüren bazı enfeksiyöz hastalıklar nedeniyle de oluşabiliyor. Genetik yatkınlık, ayrıca kan ve organ nakillerinde bulaşabilir. Anne sütüyle ve plasentayla da geçtiği bildirilmiş yollardan biri. Kan evet. yoluyla da geçebiliyor kan yoluyla. Olması ama biraz basilin, tehlikeli galiba. Evet, basilin özellikle kanda bulunduğu dönemde eğer kan ve organ nakli yapılırsa bulaş riski söz konusu. Peki belirtileri nelerdir? Belirtileri hastalığın erken fizik muayene bulguları var. Yani erken belirtileri var. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü hastalığın erken tanınması ve tedavinin tam olarak yapılması belli bir sürede ve çoklu ilaç tedavisi yapıyoruz. Yapılmasıyla sakatlıklar önlenebiliyor. Bu yüzden bizim için erken belirtileri ve erken bulguları önemli. Bunlar neler? Tek ya da birden fazla sayıda olan hipopigmente diyoruz. Yani ciltten daha açık renkli ya da kırmızımsı renkli lezyonlar. Bu lezyonlarda duyu hissinin kaybolması ya da azalması, hastanın bilmeden bu ağrı duyusunun, duyu hissinin kaybolması nedeniyle oluşturduğu yaralar ve de yanıklar, ağrısız yara ve de yanıklar, hassas sinirler, çevresel sinirlerde kalınlaşma, hassasiyet, büyüme ve bunun gibi sinir tutulum bulguları ve ilerleyen dönemlerde sakatlıklara yol açabilen tutulumlar. Hastalık merkezi sinir sistemi ve akciğerler hariç hemen hemen her organı tutabiliyor ama başlıca bulgularımız deride, mukozalarda ve çevresel sinirlerde oluşuyor. Bizim en sık gördüğümüz tutulum bölgeleri bunlar ve özellikle lokalizasyonu, yani bunların yerleşim yerleri de basilin soğuk ortamda yaşayabilmesi nedeniyle vücudun soğuk bölgeleri olan uç bölgeler, el, ayak ve yüz bölgeleri. Bu bölgelerde biz duyusu azalmış, renk değişikliği olan lezyonlar gördüğümüz zaman ve sinirlerde de hassasiyet gördüğümüz zaman aklımıza gelmesi gereken hastalıklardan biri lepra. Nasıl tanısı mümkün? Hastalığın tanısı aslında çok kolay. Özellikle endemik bölgeler, yani hastalığın sık görüldüğü bölgelerde bu fizik muayene bulguları dediğimiz bu belirtilerle hastaların gelmesi bize lepra hastalığını, cüzzam hastalığını düşündürüyor. Problem olan hastalığın nadir görüldüğü bölgelerde bu belirtilerin atlanabilme riski. O zaman hastalığın tanısı güçleşebiliyor. Bizim için belli kriterler var. Yukarıda saydım fizik muayene bulguları, belirtiler. Yani deri bulgularından birinin olması, bu bulgularda, bu deri lezyonlarında duyunun azalması ve periferik sinirlerde kalınlaşma görülmesi. Histopatolojik olarak dediğimiz deri biyopsi örneklerinde ya da sinir biyopsi örneklerinde basilin gösterilmesi bizim için tanı da yeterli. Yeterli. Tedavisi mümkün. Tedavisi değil mi? Nasıl mümkün. Tedavisi? Tedavisi mümkün. Kesin olarak tedavi edilip eradike edilebiliyor. Yani ortadan kaldırılabilen hastalıklardan biri. Eğer erken tanı konursa, özellikle erken ve de tam bir tedavi yapılırsa hastalığın ileride oluşabilecek sakatlıklar, hastalığın bıraktığı sakatlıklar önlenebiliyor. Bu bizim için çok kritik bir öneme sahip bu açıdan. Tedavide biz Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm dünyaya önerdiği çoklu ilaç tedavisi adında, bu nelerden oluşuyor? Dapsone, klofazimin ve rifampisin adlı 3 ilaçtan oluşuyor. Üçlü ilaç tedavisini, yani çoklu ilaç tedavisini kullanıyoruz. Aynen verem hastalığında olduğu gibi çoklu ilaç tedavisi ve en az 1 yıl boyunca kullanılması gereken bir ilaç tedavi sistemi var. Hasta eğer erken tanı alır ve bu tedaviye aynı belirtildiği gibi çoklu ilaçla belli bir süre tam olarak bu tedaviye riayet ederse, uygularsa bu sakatlıklar da önlenebilir, hastalık da eradike edilir. Bu açıdan çok önemli, kritik bir öneme sahip ve şu da önemli bir durum.
Tedaviye başlandıktan ortalama bir iki ay sonra lepra hastalarının bulaşıcılığı tamamen ortadan kalkar. Normal olarak hastalar sosyal yaşamlarına devam edebilirler. Kendi psikolojik durumları açısından ve halkın da onlara bu bilgisizlikten dolayı gereksiz korkularını gidermesi açısından bunu söylemek de çok önemli. Bunu bilmeleri de önemli. Tedavi, tam tedavi başladıktan iki ay sonra hastalığın bulaşıcılığı tamamen ortadan kalkıyor. İnsanlar içerisinde karışıp normal hayatlarını sürdürebilirler. Yani bunun bilinmesi çok önemli ki dışlanmasınlar. Evet. Dışlanmaları onlar için daha kötü olacaktır diye düşünüyorum. Eski çağlarda öyle yapılan yanlış uygulamalar var. Orta çağlarda özellikle Batı toplumu tarafından izole edilen lepra hastaları, adalara zincirlenen lepra hastaları var. Tamamen bu hastalardan. Korku neyden kaynaklanıyor? Bu hastalığın oluşturduğu cildi çirkin, yani vücudu çirkinleştirme. Tutulan organlarda yüzde, burunda, kulakta düşmeler, el ve ayakta düşmeler, aslan yüz görünümü dediğimiz kötü şekil bozuklukları, bunlar bu hastaları çirkin ve dışlama sebebi, çirkin göstermiş ve dışlama sebebi olarak görülmüş. Bu hastaların kötü davranış ve kötü muamelere maruz kalmalarına sebep olmuş. Çok doğru olmuş. Değil. Evet. Yani tedavisi mümkün ama biraz zor bir süreç. Uzun bir süreç, sabırlı olmak gerekiyor. Olur, tedavisi mümkün. Evet. Son soru olarak, koruma yolları nelerdir ve hastalık süreci nasıl takip edilir? Evet. Lepra hastalarının tedavisi ve takipleri deri ve zührevi hastalıklar kliniğinde yapılmakta. Ve bu hastalığın tedavisinde kullanılan bütün ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. Biz ailede birinde eğer lepra hastalığını tanıdıysak, tanı koyduysak, diğer bazı bulaşıcı hastalıklar gibi tüm aile tedavisi önerilmiyor. Ama şöyle bir takip prosedürü var. Bu hastaların yakınlarının, tüm aile bireylerinin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Belli aralıklarla kontrole, belli muayene bulgularının oluşup oluşmamasına göre takip edilmeleri gerekiyor. Onun dışında BCG aşılaması ile ilgili bir bilgi de var. Tam olarak ispatlanmamış olmasına rağmen BCG aşısı dediğimiz verem hastalığında kullanılan ve bizim Türkiye'de de aşı takvimi içerisinde olan bir aşı, 12 aylıkta yapılan bir aşı var. Bu aşının lepra hastalığına karşı da koruyucu olduğu düşünülmekte ama tam olarak ispatlanmamış. Ben sonuç olarak şöyle bağlayayım. Yani tüm bu bilgileri özetlersek belli noktalar çok önemli. Lepra zor bulaşan bir hastalık. Lepralı olan hastalarla sıkı bir ilişkide olmak, aynı ortamda uzun süre yaşamak bulaşması için önemli şartlardan biri. Özellikle duyarlı çocuklarda hastalık yapıyor. Yani kişinin 5 yaşından önce lepra hastalığı olan bireyle bir arada sıkı bir ilişki içerisinde olması ve basili 5 yaşından önce vücuda alması gerekiyor ki hastalık oluşsun. Hastalığın tanısı karakteristik klinik ve laboratuvar bulguları ile çok kolay konabiliyor. Buradaki zorluk şu, hastalığın sık görünmediği bölgelerde akla gelmesi zor olduğu için belki tanılar atlanabiliyor ama hastalığın tanısı aslında kolay. Kesin bir tedavisi var tanı konduktan sonra ve hastalığı tam olarak ortadan kaldırılıyor. Ve bizim için erken tanı ve tedavi ileriki dönemlerde oluşan ve kesinlikle telafi edilemeyen, yani ömür boyu sürebilen rahatsızlıklara, sakatlıklara sebep olduğu için kritik bir öneme sahip. Tanısı kolay, tedavisi mümkün bir hastalık, yani cüzdan hastalığı. Bu bilgilendirici program için Doçent Doktor Sayın Sevilay Kılıç hocamıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir başka Kamu Sözler programında görüşünceye dek lütfen hoşçakalın.